Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlerle beraber Apex Legends Mobile'in kapalı betasını oynayacağız. Ama tabii ki Hong Kong üzerinden bir VPN yardımıyla bağlanıp oyunu oynayabilirsiniz. VPN'in de oyunun da indirme linklerini açıklama kısmına bırakacağım. En başta şunu söyleyeyim. Daha önce bilgisayardan bile sadece bir kere Apex Legends oynadım arkadaşlar. Yani Apex Legends konusunda pek deneyimli değilim. Umarım yakın zamanda çıkar da tam olarak ben de deneyimleyebilirim. Şimdilik oyunda bug'lar, lag'lar, ping'ler her şey olabilir. Performans problemi olabilir. Henüz şu an bölgesel kapalı beta sürecinde arkadaşlar. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ama önce beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi oyuna geçelim. Bildiğimiz Apex Legends'da olduğu gibi oyuna girerken bu şekilde karakterler seçebiliyoruz arkadaşlar. Bana şu karakteri verdi. Ben bir bununla oynayayım. Oyundaki karakterler, yani şampiyonlar hakkında da herhangi bir bilgim yok. Ama herhalde hepsinin bir özelliği vardır. Kendine has yetenekleri zaten olduğunu biliyoruz. Oyunun zaten PUBG'den en büyük farkı buydu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir de bilgisayardaki Battle Royale çok hızlı oynanıyor. Yani PUBG Mobile'in bilgisayar versiyonu birazcık daha hantal biliyorsunuz. Mobile'i daha hızlı. Ama bunun bilgisayar versiyonu da çok hızlı. Mobile'i nasıl olur bilmiyorum gerçekten. Bu videoyu çekmeden önce bir maç attım, telefon testinde bulundum. İlk Apex Legends kapalı betasında özellikle oyunu 30 FPS oynayabiliyorduk ve en düşük ayarlarda. Şu an HDR, Ultra HD 60 FPS oynayabiliyoruz. Ve ben bugün sizler için Apex Legends Mobile'i Ultra HD 60 FPS oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Ama tabii ki tam sürüm gibi performans alamayacağız. Ve oyun kaydediyorum. Onun da birazcık FPS düşüşü olacaktır arkadaşlar. Umarım eğlenceli, oyunu tanıtabileceğim güzel bir maç olur. Çok konuştum ulan, ne kadar çok konuştum. Ben şu an başkasını takip ediyorum galiba. Ama şu an deneyimlediğim kadarıyla çok hafif FPS dropları yiyoruz. 60 FPS olmasa da 45 FPS oynayabiliyoruz. En düşük ayarı alsam da FPS drop'u yiyoruz bu arada arkadaşlar. Yani oyunun optimizasyon problemi hala duruyormuş gibi. Ve benim birazcık da oyunun hızına alışmam lazım. Hassasiyet ayarlarını ayarlamaya çalıştım. Burada bana göre bir silah çıkar mı? Çıkmadı. Abimiz sağ olsun hepsini aldı. Şu an 3. şahıs bakış açısında oynuyorum arkadaşlar. 3. şahıs bakış açısında istersek bu şekilde... Aa, adam var lan orada. 1. şahıs bakış açısına da geçebiliyoruz. Ben şuradan bir silah bulmam lazım. Bula bula pompalı buldum. Mobil oyunlarda pompalı da hiç yetenekli değilimdir. İlk etapta ölmesem bari. Vurmasalar bari gerçekten. Yani bu tarz oyunlarla ilgili çok videolar da hazırlamıyorum. Biliyorsunuz ki çok liste videosu, ilk bakış videosu hazırlıyorum. O yüzden bu tarz oyunları oynarken problem yaşayabiliyorum. Özellikle de konuşurken. Bir şeyler topluyorum ama neyin ne olduğunu da tam olarak bilmiyorum. Bir tane sniper, bir tane shotgun buldum. Ve bu oyundaki mermi sistemi bir garip. Shotgun yerine bence bunu alabilirim. Alsana. Alamıyorum lan, her silahın kullanıcısı farklı mı? Anlamadım ki. Gerçekten anlamadım ama şu an garip bir şekilde performans problemi yaşamıyorum arkadaşlar. Video kaydında değilken ilk maç attığımda baya baya bu problemi yaşıyordum. Ben gideyim arkadaşlarıma yardım edeyim, savaşıyorlar orada. Sniper'ı bir alsam, sniper'la bir şeyler yapabilir miyim ki? Şuraya bir bakayım. Aa, buna dürbün bulmamız lazım. Ama ping olduğunu söylemem lazım arkadaşlar. Bir de VPN'le bağlanıyoruz, öyle bir dezavantajımız var. Arkadaşlarıma baya sıkıyorlar. Abi şu dürbünü aç. En azından düşenlere vuruyorum, böyle hasar veriyorum ama ping probleminden dolayı. Bana bir tane adam akıllı silah verin lütfen. Sende silah var mı? Lan bu da bir şey bulamamış ya. Oğlum bir yerden pataküte sıkıyorlar bizi ama nereden sıkıyorlar? Bu arada oyunun atış hissiyatı oldukça güzel olmuş. Grafikleri de bence baya düzeltilmiş. Kaç kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç kaç. Bir yerden sıkıyorlar bize. Hemen shield'ımızı yenileyelim. Milletin nereden sıktığını bile anlamıyorum. Sıktıklarını bilsem bile benim birazcık silah bulmam lazım arkadaşlar. Ben adam peşinde koşmaya bırakayım da ilk önce adam akıllı bir tane silah bulayım ya. Ben shotgun'la falan oynayamam ki. Ha, basılı tutmam lazımmış. Basılı tutmam lazımmış lan. Ben tam tersi yapıyordum ya. İyi, bu birazcık en azından düzgün hasar verebileceğimiz bir silaha benziyor. Adım sesleri geliyor. Umarım düşman değildir.
Neyse shield'ım full. Tutturabilirsem güzel hasar veririm. Buradan alabileceğim güzel helmet çıktı bir tane. Oyunun grafikleri güzel ya. O bizim arkadaşı düşürmüşler. Gideyim ona yardım edeyim. Heh, neyse Allah'tan canlandırdı bizimki. Oyundaki seslendirmeler falan çok hoş ya. Gel lan buraya gel. Tamam artık silahım da var. Şu saatten sonra kimseye eyvallahım yok. Neredesin baba? Zıplama rampası koymuş bizimkilerden biri. Lan bizimki de paso düşüyor mu? Neyse koruyorum sizi gençler. Evet nice. Güzel hasar verdim ama sekmeyi kontrol edemedim. Kaçışın yok koçum. Lan mermi de ne kadar çabuk bitiyor. Birisi bana vuruyor. Birisi bana vuruyor. Bundan acilen shield basıp kaçmam lazım buradan. Arkadaşlar kendi başınızın çaresine bakın. Video bakıyorum, basıyorum. Video çekiyorum hemen ölemem. Çabuk kaç. Kitim de yok galiba benim hiç ya. Var mı bir tane kitim? Oo fullleyecek kitim varmış bir tane. Mükemmel. Oyunu birazcık da birinci şahsan oynayalım. Bir iki şansı da oynayacağımı söylemiştim zaten. Bu da güzel. Ama silahımın mermisi bittiği için şu an tabancaya kaldım. Abi ben birinci şanslı mobil oyunları oynayamıyorum ya. Özellikle bu tarz online oyunlar beni gerçekten zorluyor. Sniper'ım var. Sniper'ıma daha dürbün bulamadım. Ulan abi Apex Legends oynayanlar var ya şu an bana acayip sövüyorlar biliyorum. Ama ne yapayım? Bana inat mı? Shield'ımı da en son olarak fullleyeyim. Grafiklerini nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben internette bir kıyaslamasını izledim. Neredeyse bilgisayarla aynı grafiklere sahip ve şu an Ultra HD 60 FPS oynamaya çalışıyorum. Tabii ki kapalı beta sürecinde olduğu için hala her şey net değil. Onu da söylemem lazım. Bir yerden sıkıyorlar ama benim onu şu an tabancayla öldürmem çok zor. Öldüremem. Her kahramanın bir yeteneği var dedik. Sağ üstte görüyorsunuz takım penceresinin altında benim yeteneklerim var. Şu an o yeteneklerimin tam olarak ne işe yaradığını bilmediğim için şunu kullansam mı ki? Oo bu bomba atıyormuş. Sis bombası atıyormuş. Surlardan bir yerlerden sıkıyorlar. Orada bir tane avcı var galiba. Arkamızdan da sıkıyorlar. Abi ben oraya gitsem ne yapabileceğim ki? Taramalı tüfeğim bile yok. Kaç abisi kaç abisi aç kapıyı. Ulan yaptığım tek şey kaçmak. Yüksek ihtimal arkamdan gelecektir beni kovalamaya ama şu an beni zaten yerimi görebiliyor. Galiba bu oyun gençler baya tokatlanacağız. Adam arkamdan koştura koştura geliyor. Seslerini duyuyorum yani. Ondan bir şekilde kurtulmam lazım. Buraya tırmanabiliyormuşum. Tırmanıyorum. Güzel. Abi elimde tabanca var. Millet bilgisayardan bu tabancayla oynuyor da ben nasıl oynayacağım? Ulan ya ölüm? Öldüm. Yani daha iyisini beklemiyordum gençler. Gerçekten beklemiyordum. Oyunda şu an ben VPN'den bağlandığım için bir ping problemim var ve Apex Legends evrenine çok yabancı olduğum için maalesef sadece ilk bakış videosu tarzında oynayabileceğiz. Umarım en kısa sürede tam sürüme geçer de böyle adam akıllı ben de oyunda biraz kendimi geliştirip size videolar hazırlayabilirim. İlerleyen zamanlarda Apex Legends mobille ilgili videolar görmek istiyorsanız lütfen yorumla yazmaya çalışın. En azından profesyonel maçlar çıkartamasam da ortaya sizi eğlendirebilecek, en azından sizlerle beraber video bile hazırlayabileceğimiz videolar, maçlar çıkartabilirim diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yalnız gerçekten diğer mobil Battle Royale oyunlarından veya bilgisayardaki Battle Royale oyunlarından farklı bir yapım olduğunu anlatabiliyor bize tarzıyla arkadaşlar oyun. Ve hızlı bir yapım olduğunu, ben daha farklıyım dediğini duyar gibiyim. Siz de izlerken görüyorsunuz zaten. Bu sefer takımı ben atlatıyorum. Takım boku yedi. Benim kontrolümdeyse gerçekten boku yediler. Çünkü nasıl iyi oynadığımı ilk maçta gördünüz arkadaşlar. Bu maçta farklı bir şampiyon seçtim ama ne kadar fark eder. O bu karakter biraz cılızmış ama bayağı hızlı ve koşuşu çok komik. Abi bana bir tane otomatik silah ver ya. Tabanca değil ya. Otomatik silah. Lütfen tabancayla oynayamıyorum zaten. Bir tane ya. Shotgun mı bu da? O bir tane silah. Bunu al.
Aa, bu da tam anlamıyla otomatik değil. Olsun. Tabancadan iyidir. Mermisi az ama en azından sağlam hasar verir. Ulan bu nasıl koşuş? Bu adam nasıl koşuyor? Şu komikliğe bakın. Koş lan bir. Burada bir farklı koşuyor, burada bir farklı koşuyor. Anlamadım. Buradaki koşuyla buradaki koşu arasında dünyalar kadar fark var. Benim tam anlamıyla bir otomatik bulmam lazım. Bu abimizin özelliğini bilmiyorum ama cam falan basıyor olabilir. Burada da G7 var. Geç abi. Bunlar bizi çözmez. Bize daha farklı bir şey lazım. Bol bol G7 mermimiz oldu. Bundakiler 7-62 bin. Farklı bir şey mi bilmiyorum tabi. Yüksek ihtimal oyun evrenine has mermilerdir. Çünkü buradaki silahlar da biraz farklı. Zıplama rampasını koyan bu karaktermiş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Tabii ki zaten oynayanlar varsa bilir. Bunu alayım ben. Bu silah da güzel bir şeye benziyor. Ne yapıyorsun abi sen? Otomatik yapamıyoruz. Otomatik yapalım. Ya çifti ya da otomatik tarıyormuş bu da. Biz G7'de takıla koyalım şimdilik. Abi çıktığım o kadar merdiveni düşmem peki. Ve Apex Legends oynayanlar çıldırıyor şu an. Yalnız ben her zaman şu Apex Legends'daki silah tasarımını sevmişimdir. Yani silahın mermisi bu ön göstergede gösteriyor. Şöyle vururken falan karşımıza çıkıyor ya. Bence o çok güzel bir şey. Ekstra bir şeye odaklanmadan vurduğumuz düşmana daha iyi fokuslanabiliyoruz, odaklanabiliyoruz yani. FPV mod da güzel ama genelde bu tarz mobil oyunlar TPP çok daha kolay oluyor ve avantajlı oluyor. Bunu da kesinlikle yalan söylemeyeceğim. TPP oynayanlar genelde bu nedenle oynuyor. Veya kostümlerini, kahramanlarını, şampiyonlarını daha rahat görmek için. Evet, bir tane düşman gördüm. Mükemmel. O düşmanı şimdi vurmam lazım herkesten önce. Bayağı sağlam hasar verdim. Şu an shield basmaya çalışıyor. Yatırdım mı acaba onu? Hiç bilmiyorum ama. Şu silaha geçeceğim. Hadi hadi. Abi nasıl ben öldüm ya? O kadar da hasar verdim ya. Benim bu oyuna baya baya alışmam lazım arkadaşlar. Neyse, bu da bizim kapalı beta Apex Legends anımız olsun. Umarım bu oyunu, bu videoyu seversiniz. Daha fazla video isterseniz ben de tam sürüme geçtiğinde daha iyi oynayabilmek için Apex Legends Mobile'de kendimi geliştirmeye çalışırım. Bu video size eğlenceli, ilk bakış tadında bir video hazırlamak istedim. Benim ağzımdan Apex Legends Mobile'i dinlemek isteyenler bir videoya beğeni atsın. Lütfen, bu benim için çok önemli. Yakında 10.000 abone olacağız. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.